Bir fen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün Alize Diva ile sizlerle yazlık bir örgü modeli paylaşacağım. Renk numarasını merak edenlere şöyle renk numarasını göstereyim. Örgümün anlatımında 3 numaralı şiş kullanıyorum. Modelim 2 ilmeğin katlarından oluşur. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 14 ilmeği şişime taktım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim, ilk sırasındayım. İlmeklerimi bir sıra düz olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefenörgüdünyas.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk sırayı ön yüzden düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İkinci sırayı ters olarak örüyorum. Modelimin görünümü tığ örgü görünümünde. Ama şişiyle yapılıyor. İki sırayı bu şekilde tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Kenarı ilmeğin örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi bir defa düz olarak örüyorum. Ve bu ilmeği şişime geri takıyorum. Aynı ilmeği ikinci kez örüyorum. Şişimi olduğu gibi takıyorum. Aynı ilmeği üçüncü kez örüyorum. Şişimi olduğu gibi takıyorum. Aynı ilmeği dört defa ördüm. Şişimi İlmeğimi şişime takıyorum. Beşinci de yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Şimdi tekrar ilmeğimi bir defa ördüm. İlmeğimi şişime taktım. İkinci kez ördüm. Aynı ilmeği şişime takıyorum. Üçüncü kez ördüm. Aynı ilmeği şişime takıyorum. Dördüncü kez ördüm. Aynı ilmeği şişime takıyorum. Beşinci de yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Aynı tığ örgü gibi görünmesinin sebebi buradaki aynı ilmeğimizi dört defa örmemizdir. Bir defa ördüm. İlmeğimi şişime olduğu gibi takıyorum. Ve dört defa örüyorum. İlmeğimi takıyorum. Beşinci de yanındaki ilmekle birlikte topluyorum. İki ilmeği birlikte topladıktan sonra buradaki işlemim bitiyor. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Önce düz örüyorum. Aynı ilmeğimi şişime takarak 2 3 4 defa olacak şekilde örüyorum. 5. de yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. En son kenar ilmeğini örerek topladım. 3. sırayı tamamladım. Dördüncü sıradayım, arka taraftayım. Kenar ilmeğini aldım. En son toplamış olduğum ilmeği ördükten sonra bir kez ipimi şişime doluyorum. Bir kez ters örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez ters. Her defasında kestiğim yerlerde bir kez dolayarak artırma yapıyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemlere tekrar geçmiş oluyorum. İlmeklerimi sıra boyunca doladığım ilmeklerde dahil olmak üzere düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim.
aynı ilmekleri ters olarak örüyorum. Bazen Alizadeva ile ilgili sorular geliyor. Alizadeva neredeyse dantel ipi kalınlığında olduğu için 3 numara şiş ile örmenizi tavsiye ederim. 3,5 numarayı kesinlikle geçmeyin. Yazlık böyle dantel file görünümünde çok salaş örgü istiyorsanız ancak o şekilde şişinizi kalınlaştırın. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Şişime takıyorum. 2. Şişime takıyorum. 3. Şişime takıyorum. 4 defa örüyorum. Şişime takıyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Herhangi bir kaydırma yapmıyoruz. Dört defa örüyoruz ilk ilmeğimizi. Beşinci de yanındaki ilmekle birlikte topluyoruz. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ön yüzde eksen ilmekleri tamamlamam gerekiyor. Kenar ilmeğini aldım. Burası ilk kesme yaptığımız bölüm. İkinci ilmekten sonra bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Bu şekilde her ters ilmeğin arasında bir tane dolayarak örüyoruz. Tekrar burası bakın kesme yaptığım bölüm olduğu için bir ilmek doluyorum. Kenar ilmeğini örerek örgümü tamamlıyorum. Bundan sonrasında ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örgüme devam ediyorum. Bu parçayı 3,5 numaralı şiş ile ördüm. Yazlık hırka, bluz, yelek her türlü örgüde kullanabilirsiniz. İnce kalınlıkta iplerle, orta kalınlıkta iplerle, kışlık iplerle rahatlıkla bu modeli yapabilirsiniz. Burası da örgümün arka yüz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.